Hulasa ölüm firak değil, visaldir. Tebdili mekandır. Baki bir meyveyi sümbül vermektir. Ölümden kurtuluş var mı? Yok. Kurtuluşu olmayan bir şeyle beşeriyet karşı karşıya. Bu kurtuluşu olmayan şeyi bir var, bir tarz düşünce var ki her şeyin sonu. Bütün lezzetleri ortadan kaldıran bir idam. Bütün sevdiklerinden uzaklaştıran bir hakikat. Tamamıyla bir ayrılık, bir hicran, bir elem, bir sıkıntı, bir üzüntü. Biri de var ki diyor ki ana karnından dünyaya geldiğin zaman nasıl bir geniş aleme buradan da kabre düştüğün zaman öyle geniş bir aleme düşüyor. Her taraf gülgülistan. Güneşler, aylar, yıldızlar orada da daha çok. Bütün sevdiklerin o tarafta. Anan, baban, babanın babası, onun babası, onun babası, ecdadın hepsi orada da. Burada bir tane oğlum varsa orada 40 tane dedem var. Biri de bu tarzda düşünüyor. Kurtulması mümkün olmayan o ölümü seviyor, muhabbet ediyor ve hayatını zehire çevirmiyor. Şimdi diyelim ki bu ikinci düşünüş hakikat değil. Ama bir ömür boyu elemden, ızdıraptan, sıkıntıdan, üzüntüden kurtarıyor. Zaten kurtuluşu olmayan bir şey. Bu hayatını lezzetle yaşamaya sebep oluyor. Ölümden korkmuyor yani. Ötekisi her an ölecek. Her an oğlu ölecek. Her an karısı ölecek. Hem yola çıktı trafik kazası. A öyle böyle oldu. A böyle oldu. Elini vurdu mikrop. Hayat kendisine zindan oldu. Yani hakikatta ahiret, haşa ahiret olmasa bile bir ahiret inancı lazım ki insan bu dünyada rahat etsin. Ahirete iman etmek, ahiretten evvel dünyada ahiret hayatı yaşatıyor insan. Dünyada lezzet yaşatıyor. Dünyada cenneti yaşatıyor. Şimdi ölümün her şeyin bitmesi olduğunu düşünen bir adam, bir kafiri düşün. Ona hayat ne kadar zindandır, ne kadar zordur yani. Bir mümin için ne kadar rahattır. Yani veren de Allah, alan da Allah. Şöyle yaparsın. Ya öbürüsü başına titrer. Aman doktor, aman bilmem ne, aman bilmem ne. Ve doktorun nihayet bir noktaya kadar bir nokta geliyor ki diyor kardeşim valla vücut ilacı kabul etmiyor. Bitti. Vücut ilaç kabul etmiyor. Bitti. Onun düştüğü yıkıntıya bak. Müminin evet üzülür ama dik durmasının lezzetine, zevkine bak. Demek ki ahirete iman etmek, ölümün hiçlik olmadığını, bitiş olmadığını, zindan olmadığını, yıkılma olmadığını, her şeyin sonu olmadığını itikad etmek, ahiretten evvel bu dünyada insana cennet hayatı yaşatır. Bu dünyada lazım. Onun için cidden müminler bu dünyada cennet hayatı yaşıyorlar. Küfür çok zor bir şeydir. Küfür çok zor bir şeydir. Allah kimseyi kafir etmiyor. Onların elemini ancak kafir olasın bilesin. Çünkü hiçbir şeye hükmedemiyor. Bütün tehlikeleri kendisini kovalıyor. Hem trafiğe çıktı. Trafikte kaza olmaması ustalığa bağlı değil ki. Sen ustasın, karşıdaki acemi ise nasıl kurtulacaksın? Şöyle bak. Değil mi? Trafikte suç ortaktır yani.
Yani ustalık sana aittir. Karşıdaki uyumuşsa direksiyonda ne yapacağız? Yapacak bir şey yok ki. Çok öyle vakalar var. Otobüste adam 36 saat direksiyon sallamış. Uyumuş direksiyonda geliyor. Şoför kalp krizi getirdi. Öndeki adamlar öldü. O kadar. Yani bir kafir için cidden hayat çok zordur. İmanın esasları, bilhassa ahirete iman, cemiyeti bir ölü laşesi olmaktan kurtarıyor. Taaffün etmiş, kokmuş, kokuşmuş, kurtlaşmış bir beden olmaktan kurtarıyor. Bir zindelik, bir hareketlilik, bir faaliyet, bir güzellik veriyor. Ahirete iman evvela bu dünyada lazım rahat etmek için. İkinci saadet bunun artısıdır. Bunun artısıdır. Bir mümin burada cennet hayatı yaşar. Ahirete iman ettiği için. Allah'a iman ettiği için. Bunun yerini felsefi mülahazalar dolduramaz. Yalı var. Geçen sene bir gemi rotasından çıktı. Yalıya bindirdi. Daha de. Geçen sene oldu. Evet sene oldu. Kıl payı içindekilerin hepsi şey gibi pesil gibi ezilecekler. Kıl payı kurtulurlar. Demek ki ne yalı kurtarıyor, ne düz kurtarıyor, ne kenar kurtarıyor, ne orta kurtarıyor, ne yukarı kurtarıyor. Her yerde ölüm peşinde geliyor. Yedinci sözde dediği gibi. Peşini bırakmıyorum. Rahat etmek istiyorsan ölümü öldüreceksin. Ölümü öldürmek nasıl? Ahirete iman etmek. Ahirete iman ettin mi? Ölüm ölür. Ahiret nedir? Ölüm dediğin şey tebdili mekandır. Zindanı dünyadan bostanı cinana geçmektir. Huzur-u ilahiye kabulündür. Dostlara, ahbaplara kavuşmaktır. Sıkıntılı dünya zindandan kurtulmaktır. O çocuk ana karnından dünyaya geldiği zaman kim bilir niye bağırıyor? Niye bağırıyor? Benim yerim iyiydi, siz beni yerine çıkarttınız, ben orada ne kadar rahattım falan filan. Vırt zırt. Ulan sana bir ana karnı avuç kadar bir yerde bak sana 40 bin kilometre çevresi olan bir dünya getirdi de. Ne bağırıp duruyorsun? Ölüm de öyle. Vah, tüh, tüh. Ne istiyorsun ya işte bu ana karnı kadar yerden sonsuz bir güzelliğe gidiyor da ne istiyor? Sonsuz bir güzelliğe gidiyor. Ana karnından dünyaya çıkış neyse insanın dünyadan kabre girişi odur. İkisi de kapı. Bir kapıdan çıkıyor, bir kapıdan gidiyor. Gidiyor. Onun için ahirete iman, iman-ı billah ve ahirete iman, iman-ı cemil ahir cemiyetin üssül esas kurtarıcılarıdır bunlar. Eğer bunları cemiyetten çıkarırsan cemiyet iflas eder. İflas eder. Laşe olur. Hiçbir şeyin nizamını tutturamazsın. Neticede kanun çıkarıyor. Kanunu tatbik edecek kim? İşte tatbikatını görüyoruz. Kanun ne kadar aliyülala olursa olsun vatan haininin elinde olduğunu ne yapar? Ne yapabilirsin? İnsan unsuru bozulursa ne yapabilirsin? İnsan unsurunu bozulmaktan kurtaran ahkam-ı ilahiyedir. Ahirete imandır, Allah'a imandır. Bu iki şart Allah'a iman ve ahirete iman cemiyeti anarşiden, terörden, sıkıntıdan kurtarıyor. Onun için hapishaneleri, adliyeleri büyüteceğine dergahları, tekkeleri, zaviyeleri çoğalt. Milletin önünü aç. İnsanlar Allah desinler. İnsanlar Allah'a iman etsinler. İnsanlar Allah'a koşsunlar. Zikrin kökünü kestiler. Kanser ortaya çıktı. Kanser vücutta hücrenin anarşisidir.
hücre anarşisidir yani. Hücre kendinden daha geniş bir yer istiyor. Kanser dediğim bu. Yerine razı değil. Tecavüz ediyor yanındakine. Anasan kanser. Aynen cemiyetteki terör anarşi neyse, vücuttaki terör anarşi de kanser. Burada zikri, fikri sohbet ilahiyeyi kesti. Cemiyette terör anarşi başladı, bedende kanser başladı. Kanser bedendeki terördür yani, anarşidir. Hücrenin diğer hücreye tecavüzüdür. Bulunduğu yerde büyüme istidadı gösteriyor. Yerine razı değil. Çete. Cemiyette terör, anarşi faaliyetleri neyse bedendeki faaliyetin adına da kanser diyorlar. Kanseri azaltmak, terörü, anarşiyi kesmek, insanları nizam intizam altına sokmanın yegane çaresi İslam'a serbestiyet, şair-i Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı tatbik etmekle mümkündür. İlahi kanunu tatbik etmekle mümkündür.